Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde makale detay sayfamızı düzenlemeye devam edeceğiz. Makale resmimizi getireceğiz bu bölümde arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şunları tekrardan bir kapatalım. İçerik alanımız bu bölümde arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hep daha önce kullandığımız kodları kullanıyorum zaten. Buraya bir tane ahref yapıyorum. Buna hatta ekleyelim. İmgesin altında diye. Devam etsin. Gitmiyor mu? İmges dedik. İmgesin altında slide dedik. Slide'ın altında resim T4 diyelim mesela arkadaşlar. JPEG'ti. JPEG. Daha sonra title verelim buna. A'mızı kapatalım. Dilim resmi doğru mu ekledik bakalım. Slide'ın altında resim 4.jpg evet. Şu şekilde. Bunun içerisine arkadaşlar tekrardan image ekleyeceğiz. Image trc diyeceğim. Buraya images diyeceğiz. Altında slide'ın altında resim 4.jpg. Buna da aynen arkadaşlar alt kodunu ekliyoruz. Title olayı ve long desk. Long desk şöyle de ekliyoruz. Resimimizi kapatıyoruz. Şimdi gidelim bakalım arkadaşlar ne gelmiş. F5 diyorum. Bakın komple resim kapladı her yeri. Daha sonra bu A'ya geliyorum. A'ya class diyorum arkadaşlar. A class image. Şunu bir kullanalım. Gidip bakalım. Evet geldi ama hala gördüğünüz gibi kaplıyor. Resme geliyorum daha sonra. Class diyoruz resmi. Burada da image tabelinden image responsive'i ekliyoruz ve devam edelim mi? Önce bir bakalım ne olmuş diye. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir resim geldi buraya. Şurada bakın arkadaşlar köşeler çok fazla oldu burada. Burada bakın şu divimdi sanırım benim. Aynen. Buna gelip padding 0 dersem ne olur? F5 diyelim. Evet. Köşeleri daha çok kullanmaya başladım. Daha sonra arkadaşlar buraya dedik. Image responsive dedik. Tekrar devam edelim. Image rounded yani köşeli kenarlar kullanacağım. Hemen gidip bakalım. Evet resimde de köşeli kenarlar geldi ama hiçbir şey olmadı. Peki bunu alıp Ctrl C yapıp bunu da kullanırsam ne olur? Çok da hoş olmadı aslında. O yüzden bu ikisinden silelim bunu da. Bunları. Böyle kalsın. Bir de hatırlarsanız biz max height kullanmıştık. Neredeydi bu image? Şuradan bakalım hemen. Şuradan max height. Max 250 demişiz bakın. Hemen kopyala diyelim buna. Ctrl Z. Blok max height'miş. Blok max height 250 yapalım. Ve şimdi bir deneyelim. Yok. Şunu şuraya alırsak ne olacak? Bir deneyelim hemen arkadaşlar. Evet. Şu an oldu aslında. Bir de buna gelip hemen şurada bir şey oluşturalım. Neredeydi? Yok ya. Pointer değil. Over. Flow. Flow.
Elden diyelim bir de. Klasımıza. Ve hemen yazalım. Overflow. Hidden diyelim ve hidden dedik. Important dedik. Şimdi buraya overflow hidden. Overflow hidden dedim arkadaşlar. Evet. Ama olmadı hala. Şunu bir silelim. Şunu da silelim. Bu alan zaten resimleri ekleyeceğiz. Özel olarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın tıkladığım zaman şu an hiçbir şey olmuyor. Gitti resmi büyüttü bana ama başka sayfada büyüttü. Hemen arkadaşlar klasıma devam ediyorum. Hatırlarsanız burada A class galeri açtı bakın. Hemen geliyorum. Devam ediyorum ve galeri aç diyorum arkadaşlar. F5 diyorum. Tıkladığım zaman evet resim böyle büyüdü. Şu şekilde resim böyle büyüdü. Evet. Burada arkadaşlar aslında daha düzenleyebilirdik bunu. Şöyle düzenleyebilirdik. Buraya yine max'ı veririz. Block max sanırım. Max height 250 veririz. Daha sonra arkadaşlar burada block yaptı galiba. Block yap dediğimiz zaman muhtemelen olacak diye düşünüyorum ve sanırım oldu ama şeyler gitti. Köşeler gitti. Onun için bunu en başa çekelim. Şimdi deneyelim ne oldu. Peki blok yap neredeymiş? Blok yap. Şundan dolayı da arkadaşlar paddingleri gidiyor. Ve şunu şuraya yapalım. Blok diyelim. İçine şunu yapıştıralım. Blok yap değil artık. Blok olsun bu. F5 yaptığımda bakın geldi arkadaşlar. Hemen küçültelim. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Evet arkadaşlar. Bu bölümdeki dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.